İslam şeriatına göre kamu yararı. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْاِسْمِ وَالْعُدْوَانِ İyilikte ve fenalıktan sakınmak da yardımlaşın. Günah işlemek ve aşırı gitmek de yardımlaşmayın buyurmuştur. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur, onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Şüphesiz ki İslam şeriatının hükümlerinde tefekkür eden kişi, bu hükümlerin ülke ve insanların çıkarlarını, insanlığın üstünlüğünü gerçekleştirmek için geldiğini bilir. İnsanların kamu yararını gerçekleştiren her şey açıkça bir metni olmasa bile şeriata uygun olur. Ama insanların çıkarlarına aykırı olan şey ise şeriatta bir aslı yoktur. İslam dini bireysellik, bencillik veya olumsuzluğu kabul etmediği gibi özel manfaati kamu manfaatine tercih etmeyi de kabul etmez. İslam, kamu yararı için çalışmayı ve sevgi ve saygıyla dolu iyilikte ve fenalıktan sakınmakta yardımlaşmayı emreder. İşte bunlarla toplum istenilen ilerlemeyi gerçekleştirir. En iyi şekilde dayanışmayı sağlar. Ve tek vatan evlatları yüreğinde bir uzvu hasta olduğu zaman diğer uzuvların da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulduğu tek vücut hissini derinleştirir. Şair Ahmet Şevki şöyle der: vatan uğruna can veren gençler diğer insanlar yaşasın diye öldüler. Hiç şüphe yok ki Allah'ın kitabını düşünen kişi bilir ki insanlar için hükümlerin yasalanmasının genel amacı insanların çıkarlarını ve iyiliğini sağlar ve zararları kendilerinden uzaklaştırır. Kur'an-ı Kerim kamu yararını korumanın tüm peygamberlerin bir yöntemi olduğunu vurgulamıştır. Yüce Allah peygamberlerini sadece insanları doğru yola ve mutluluğa ulaştırmak için gönderdi. Tüm peygamberler bir karşılık ya da bir menfaat beklemeden görevlerini en iyi şekilde yaptılar. Bu bağlamda Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh, ey halkım, buna karşılık sizden herhangi bir para istemiyorum. Ücretim ancak Allah'tan gelir dedi. Hazreti Hud, ey milletim, buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni yaratana aittir. Akletmez misiniz? Dedi. Rabbine yalvarıp insanların yararını ve iyiliğini isteyen Hazreti İbrahim hakkında da Allah Teala şöyle buyurmuştur: İbrahim, Rabbim, burasını emin bir memleket kıl. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları ürünlerle rızıklandır demişti. Bilindiği gibi ayette memleket derken yani ahalisidir. Hazreti İbrahim başkalarına ihtiyaç doymamak için Allah'tan kendilerine rızık istedi. Zira memleketin güvenli olup insanların yaşam ihtiyaçları karşılanması, insanların gönül rahatıyla Allah'a itaat etmelerine ve yeryüzünü imar etmelerine teşvik eder. Allah Teala şöyle buyurdu: sizi yeryüzünde yaratıp orayı imar etmenizi dileyen O'dur. Ve diğer ayette, düzeltilmişken yeryüzünde bozgunculuk yapmayın buyurmuştur. Hazreti Muhammed şeriatı bu insani ve ıslah edici ilkeye önem verip toplumun istikrarını ve ilerlemesini sağlayacak temelleri atmak için gelmiştir. Peygamber ve sahabelerin hayatı bu konuyla ilgili çok hadiselerle doludur. Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha, biz karnımızı doyurmak istediğimiz zaman doyururduk ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem herkesi kendisinden önde tutardı. Evet, ne şöbe. Resulullah her zaman başkalarını kendisinden ve ailesinden de önde tutardı. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle dedi: Hazreti Peygamber ile bir yol yolculukta bulunuyorken devesi üzerinde bir adam çıka geldi. Sağına soluna bakınmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
yanında fazla binek hayvanı olan hayvanı olmayana versin. Fazla azı olan da azı olmayana versin diyerek hemen hemen her çeşit malı saydı. Öyle ki biz hiçbir malın fazlasında bizden hiçbirimizin hakkı olmadığı düşüncesine kapıldık. Yine Sahihayn'in bir rivayetinde anlatıldığına göre Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Sırtına iki kız çocuğunu taşımış bir kadın bir şeyler istemek üzere bana geldi. Ona üç hurma verdim. O da çocuklarına birer hurma verdi. Öteki hurmayı da kendisi yemek üzere ağzına götürmüştü ki çocuklar onu da istediler. Kadın hurmayı ikiye böldü ve onlara verdi. Kadının bu davranışına hayran kaldım ve olup biteni Resulullah'a anlattım. O da muhakkak ki Allah bu şefkat ve acıması sebebiyle o kadına cennetini vermiş veya bu sebeple onu cehennemden kurtarmıştır buyurdu. İşte kendi çocuklarını kendisinden önde tutan bir kadının mükafatı böyleyse, o zaman güçsüz, muhtaç ve yoksulu kendisinden önde tutan insanın mükafatını ne düşünürsünüz? Diğer bir hadise de, Müslümanların yoksulluk ve açlık çektiği yılda Hazreti Osman Şam'dan arzak yüklü 1000 deve getirmişti. Develerin yükleri buğday, zeytinyağı ve kuru üzümdü. Develer Hazreti Osman'a ait alana alınıp yükleri indirilince şehir asnafları gelip karşısına toplandılar. Hazreti Osman onlara evet ne istiyorsunuz diye sorunca esnaflar niçin geldiğimizi biliyorsun. Şu malını çabucak bize sat da gidelim bak halkımız aç ve barışan. Bu malı bekliyorlar dediler. Bunun üzerine Hazreti Osman peki hay hay ama söyleyin bakayım bana ne kadar kar bırakacaksınız diye sorunca ölçek başına bir veya iki dirhem veririz dediler. Hazreti Osman bundan daha fazlasını veren oldu diye itiraz edince peki dört dirhem verelim diyerek pazarlığa devam ettiler. Fakat Hazreti Osman bu kez de yine ondan daha fazlasını verdiler dedi. Esnaflar bu sıkı pazarlık karşısında peki beş dirhem verelim yetmez mi deyince Hazreti Osman hayır daha fazlasını veren oldu dedi ve diretti. Bu durumu hayretle karşılayan esnaflar ey Osman Medine'de bizden başka esnaf yok. Bizden önce de buraya başka biriler gelmediğine göre sana bundan daha fazla kar veren kim olabilir diyerek hayretlerini ifade ettiler. Hazreti Osman şöyle dedi. Sizden daha iyi alıcı olan Allah Teala bir dirheme 10 kat veriyor. Siz bundan daha fazlasını verebilir misiniz? Onlar hayır veremeyiz dediler. Hazreti Osman bakınız yüce Allah şahidimdir. Bu kervanın yükünün tamamını sırf Allah rızası için perişan durumdaki insanlara ve Müslümanların yoksullarına sadaka olarak dağıtmaya niyet etmiş bulunuyorum demiştir. Yine diğer bir hadisede Yahudi bir adama ait olan Roma kuyusu vardı. Bu Yahudi suyu fahiş bir fiyatla satmaya başlayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kuyunun kamu malı olmasını ve Müslümanların bundan ücretsiz faydalanmasını istedi. Kuyu satın almaları için ekonomik durumu iyi olan Müslümanlara seslenişte bulundu. Bu duruma Hazreti Osman radıyallahu anh müdahale etti ve kuyuyu satın almak için kuyunun sahibi olan Yahudi'ye iyi bir teklifte bulundu. Teklifi geri çevirmek istemeyen Yahudi 12 bin dirheme kuyunun yarısını satmaya razı oldu. Artık kuyunun suyu bir gün Müslümanların bir gün Yahudinin de. Müslümanların olduğu gün su ücretsizdi. Herkes ihtiyacını temin edebiliyordu. Yahudinin olduğu gün ise kimse su almıyordu. Dolayısıyla Yahudi kuyunun diğer yarısını da Hazreti Osman'a radıyallahu anh satmak istedi. Hazreti Osman kuyunun diğer yarısını 8 bine satın aldı ve artık Roma kuyusunun tamamı Müslümanların oldu. Hazreti Osman bu meselenin
kamu yararına iyi bir şey olduğu için peygamberin emrini yerine getirmiştir. Hazreti Ömer döneminde artık Mescid-i Haram namaz kılanları sığamaz hale gelince Hazreti Ömer onu genişletmek istedi. Onun için mescid etrafındaki ev sahiplerinin evlerini satmaları gerekiyordu. Hazreti Ömer onlara Kabe sizden sonra değil, siz Kabe'den sonra geldiniz demişti. Yine de Hazreti Osman bin Affan kendi hilafet döneminde de aynı şeyi yaptı ve dedi ki, müsamahakar olduğum için bana cesaret ettiniz. Ömer aynı şey yaptı ama konuşamadınız. Daha sonra da onları azarlamak için hapis edilmelerini emretti. Bundan alınacak hüküm şöyledir. Yollar, mezarlıklar, camiler, koruma amaçlı kaleler, hastaneler, okullar, sığınaklar gibi kamu kurumlarını inşa etmek ve genişletmek için özel yerleri kamulaştırmak caizdir. Çünkü kamu manfaati özel manfaatten daha önemlidir. Ayrıca vurguluyoruz ki dinin doğru anlaşılması kamu yararını göz önünde bulundurarak öncelikleri düzenlemeyi gerektirir. Toplumun en gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlaşmalıyız. Toplum için bir hastane inşa edilip fakirleri tedavi etmek için donatım malzemelerini almak gerekiyorsa öncelik buna verilir. Eğer okul inşa edilmesi ve ilim öğrencilerine yardım etmek gerekiyorsa öncelik buna verilir. Eğer fakirleri evlendirmek ve borçlu olanların borcunu kapatmak gerekiyorsa o zaman buna öncelik verilir. Amaç, acil olan ihtiyaçlara öncelik vermek lazımdır. Bu sözlerden sonra kendim ve sizin için Yüce Allah'tan bağışlanmayı dilerim. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İnsanların efendisi, son peygamber Hazreti Muhammed'e, ehli ve ashabinin hepsine salat ve selam olsun. Kıymetli Müslüman kardeşlerim, İslam hayırlı işlerde bile öncelikleri sıraya koymuştur. Bu nedenle kamusal çıkarları özel veya kişisel çıkarlara tercih etmeyi emretmiştir. Zira kamu yararı herkese çok faydalı olur ama kişisel manfaat ise sadece tek bir kişi için faydalı olur. Mesela bir adam bir yerde çalışıp bir ücret alıyor, gecesini namaz kılmakla geçirip sabah iş yerine yorgun giderse görevini yerine getiremez. Onun yüzünden diğer insanların işleri gecikir. Bu durum emanete ihanet etmek sayılmaz mı? Verilen sorumluluğu ihmal etmek değil mi bu? İşte bunlar dinin maksatlarını doğru anlamamaktan kaynaklanır. Hazreti Ebu Bekir ölüm düşeğinde yattığı gün Hazreti Ömer'e şöyle tavsiye etmiştir. Ey Ömer, bil ki Allah'ın geceliğin yerine getirilmesi gereken bir takım hakları vardır. Onları gündüz yerine getirince kabul etmez. Gündüzün yerine getirilmesi gereken bir takım hakları vardır. Onları da gece yapıldığında kabul etmez. Cenab-ı Hak farz yerine getirilmediği sürece hiçbir nafileyi kabul etmez. Bu zamanın gerçeğine uygun olarak ve insanların koşullarını ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Allah'ın dinini doğru şekilde anlamak sadece fıkhın bazı hükümleri telkin yoluyla anlamakla sınırlı değil. Halbuki şeriatın maksatları ve önceliklerini de anlamak gerekir. İslam dininin emirleri ve hükümleriyle ilgili maksatların doğru anlaşılmasından hareket edilerek vurguluyoruz ki insanların ihtiyaçlarını karşılamak hac ve umreyi tekrar yapmaktan daha önceliklidir. Zira insanların sıkıntılarını gidermek, ihtiyaçlarını karşılamak, fakirlere sadaka vermek ve borç yüzünden hapiste olan kişinin borcunu kapatıp kurtarmak, Müslümanların bir kısmı tarafından yapılınca diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu farzdır. Bu yüzden böyle işler hac ve umreyi tekrar etmekte de dahil olmak üzere bütün nafilelerden daha önceliklidir.
Dinimizi doğru bir şekilde anlamaya ne kadar ihtiyacımız vardır? Kesinlikle yaşanan gerçeğimizi bilinçli bir şekilde kavrayabilmemiz, bizi çevreleyen risklerin büyüklüğünü tahmin etmemizi sağlar ve kamu yararını kişisel çıkarlarımıza samimiyetle tercih etmeye sevk eder. Böylece dinimizin öğretilerine tutunmuş, vatanımızı geliştirmiş ve onun evlatlarına layık bir yere getirmiş oluyoruz. Ey Allah'ım, Mısır'ı, halkını, ordusunu ve polis adamlarını tüm kötülüklerden koru ya Allah. Amin.